Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfirullah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in 4. parçasına geldik elhamdülillah. Metinle vedalaşmamıza, yani 10. sözle vedalaşmamıza çok kalmadı. Zeyl'in 4. parçası biraz uzun bir metin. Ne diyeyim ben size? Söz basımın tasarımına göre 1, 2, 3, 4, 5 sayfa kadar. Hatta 5'ten de fazla. 6 sayfa kadar bir metin. Şöyle yapacağım. Metni ikiye bölmeye çalışacağım. Belki daha da fazlaya bölmem gerekecek. Önce orayı okuyayım. Böldüğüm kısmı yani. Zeyl'in 4. parçasının başından. Nereye kadar diyecektim ben, bölecektim burayı. Şu madem böyledir diye başlayan yere kadar. Hem kah oluyor ki diye başlayan bölümü bir daha giderse bırakarak, yani öyle söyleyeyim. Pekala, başlayalım. Burası yine söz basımın tasarımına göre 170. sayfa arkadaşlar. Zeyl'in 4. parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Qale men yuhyil izame ve hiye ramim. Kul yuhyellezi enşeha evvele merra ve huve bi kulli halqin alim. Bu ayetler Yasin suresinin 78-79. Ayetlerimiş. 78 ve 79. ayetleri. Peki ne deniliyor burada? Aşağıda onu söylüyor. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de. Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi, bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar, tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen bunun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemali intizamla ve mizan-ı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emri künfeyekün ile kaydedip yerleştiren ve her karnda, hatta her baharda ruh-i zeminde yüz binler ordu misal zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadir-i alim, tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyeyi bir sayha ile sur-i israfilin borusuyla nasıl toplayabilir? İstivat suretinde denilir mi? Denilse eblehçesine bir divaneliktir. Burası hakkında bir not vardı, onu okumayı unuttum. Zeyl'in 4. parçası hakkında, Haşir Risalesi'nin Zeyl'in 4. parçası kısmı hakkında deniliyor ki, bakınız, söz basım koymuş bu notu. Buradan itibaren Zeyl'in 5. parçasına kadarki kısım, 25. sözün 2. şulesinin 8. meziyeti cezaletidir ve orada ayrıca yer almaktadır. Bir daha okuyorum. Buradan itibaren, yani bu Zeyl'in 4. parçası dediğimiz metin, Zeyl'in 5. parçasına kadarki kısım 25. sözün 2. şulesinin 8. meziyeti cezaletidir. 25. sözün diğer adı neydi? Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. İşte oradaki bölümlerden birisiymiş bu. 2. şulesinin 8. meziyeti cezaletidir ve orada ayrıca yer almaktadır. Peki buraya niye geldi? Haşir'le ilgisinden dolayı oradan buraya nakledildi. Haşir Risalesi'nde de Zeyl oldu. Bu ayrıca şunu da gösteriyor bize. Bediüzzaman Hazretleri'nin metinlerinin hep birbirine bakan yanları var.
Oradan bir parçayı alıp buraya koyuyorsunuz oluyor. Oradan alıp oraya koyuyorsunuz oluyor. Demek ki metin böyle girift ilişkiler sahibi bir metin. Karşımızda böyle bir eser var. Devam edelim kaldığımız yerden. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efali zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibeyi ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izahu ve hasimun mubin. Kısa bir meali neymiş? Yine Yasin suresinin 77. ayeti bu. Kısa bir meali şu şekilde: görmedi mi insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Yasin suresinin 77. ayeti. Ta surenin ahirine kadar. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşe-i ulayı nazara verir. Der ki nutfeden alakaya, alakadan mudugaya, mudgadan ta hilkati insaniyeye kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neş'e-i uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli, belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا. Bunun da meali şöyleymiş. Yine Yasin suresinin 80. ayeti. Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Kelimesiyle işaret edip der: size böyle nimet veren, nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem remzen der: ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yorulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri künfeye küne karşı kemali inkiyatla serfuru eder. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhil izam, ne demek bu? Çürümüş kemikleri kim diriltir? Yasin suresindeki ifadeydi bu 78. ayetteki. Deyip kudretine karşı tacizle meydan okunmaz. Yani kim diriltecek bunu? Böyle taciz eder gibi söylenemez böyle bir şey. Sonra fesubhanellezi biyedihi melekutu kulli şey tabiriyle o neymiş bakıyoruz burada. Yine Yasin suresinden bu sefer 83. ayet. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitabın sayfeleri gibi kolayca çevirir, dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turcaun, yani ona döneceksiniz. Bakayım, evet siz de ona döndürüleceksiniz. Bu da Yasin suresinden 83. ayetten. Kabirden sizi ihya edip, haşre getirip,
huzuru kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetleri haşrın kabulüne zihni müheyya etti, kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini dünyevi efal ile de gösterdi. İşte arkadaşlar burada mola veriyorum. Bu derslik inşallah gücümüz yeterse bu kısmı konuşacağız. Ve bu kısmın düğümünü açan cümleyi de ben burada buluyorum. Bediüzzaman Hazretleri Haşr Risalesi boyunca bir şey yaptı. Yani 25. sözden bu metin niye kalkıp buraya geldi? Neden Haşr Risalesi'nin ahirine eklendi? Sadece içinde haşir geçiyor diye mi? Hayır. Bediüzzaman Hazretleri'nin Haşr Risalesi'nde üzerinden gittiği metodolojiyi bu metin izah ediyor işte. Bak burada söylüyor. İşte şu ayetler haşrın kabulüne zihni müheyya etti. Yani hazırladı. Kalbi de hazır etti. Yani kalp de hazırlandı. Çünkü nezairini, onların benzerlerini, onlara bakan şeyleri dünyevi efal ile de gösterdi. Yani dünyada da buna benzer şeyler oluyor zaten. Kur'an-ı Kerim'in ispat metotlarından birisi neymiş? Bak bunu oradan anlayalım, hemen çıkaralım. Gaybi şeylerin dünyadaki nezairlerini göstermek. Onlara bakan onları gösterir, onların numunesi sayılabilir, onlara haber verir. Şeyleri bize göstererek, bak bunu görüyorsunuz, bu oluyor. O oluyorsa bu da olur. Mesela işte bahar. Haşr Risalesi'nin başındaki Rahman Suresi'nin 50. ayeti yanlış bilmiyorsam. Estağfirullah. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha ila ahir. O ayetteki baharın haşre delil olarak gösterilmesi bu kabilden. Ve daha nice ayetler. Bakın Yasin Suresi'nden bir sürü ayet Üstad Hazretleri burada söyledi. Yasin Suresi'nin niye bu kadar kıymetli olduğuna buradan bir delil çıkaralım. Bak ne hakikatler varmış içinde. Biz bu, bir de bunu Üstad öylesine arada işte mevzuyu bir şey izah ederken araya sıkıştırmış. Bizzat üstünde durarak Yasin Suresi'ni tefsir ederek yapmıyor bunu. Dikkatli baksak Yasin Suresi'nin kullandığı her teşbihte, her örnekte, her misallendirmede böyle kapılar bulacağız demek ki. Sadece Yasin Suresi mi? Hayır. Kur'an'ın tamamında bu var. Ama Yasin Suresi'nde demek ki bu noktada bir merkeziyeti var. Pekala, metnin başına dönelim ve tekrar ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Dediğim gibi burada görmemiz gereken şey şu. Kur'an'da bir metodoloji var. Kur'an size formül 1, işte bundan sonra kullarım bu şekilde şöyle şöyle şu formülle kafirlere karşı imanınızı ispat edin veya efendime söyleyeyim şeytandan gelen vesveseye karşı şu formülle cevap verin. E eşittir mc kare falan değil. Kur'an böyle değil. Sistemi böyle değil. Yani Kur'an bizim alışık olduğumuz ders kitapları mantığıyla çalışmıyor. Kur'an'ın çok yüksek bir üslubu var. O yüzden karşısında yüksek kafa istiyor biraz. O arkasındaki sırları yakalamak için. Burada da Üstad Hazretleri işte bir metodu söylüyor. Kur'an bu misalleri bize niye veriyor? Dünyadaki nezairini anlarsanız onu da anlarsınız çünkü. O metodolojiyi buradan ders alacağız inşallah. Zeyl'in dördüncü parçası. Estağfirullah. Gâle men yuhil izâme ve hiye ramîm. Dedi ki diyor, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de ki diyecek şimdi ayet-i kerime, cevap verdirecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bize de mesela bu tembihtir. قُلْ يُحِيَ الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٍ. Burada ne buyuruluyor? Kısa bir manası. Yani daha evvel sizi kim yarattıysa yine o yaratacak. Öyle cevap ver diyor ona. Nasıl cevap? Tam susturucu bir cevap. Şimdi eğer bir şeyi açıklayamıyor olmak, formülüze edemiyor olmak ya da şöyle söyleyelim, deneyleyemiyor olmak. En doğru tabir bu oldu arkadaşlar. Söylemedik istediğimi en güzel bu ifade edecek. Şimdi modern bilimin, modern yaklaşımın şöyle bir şeyi var. Bir şey deneylenemiyorsa ona inanmıyor. Tecrübe edebiliyor muyum? Laboratuvara sokabiliyor muyum? Ona inanırım ben diyor. Olmuyorsa, deneyleyemiyorsam, tecrübe edemiyorsam ben buna inanmam diyor. Hatta derler işte laboratuvara sokamadığımız bir Allah'a haşa inanmayız biz diye böyle ateist bilim adamlarının cüretkar, onları cehennemde de çok inletecek cümleleri olur. İşte oraya bir cevap var. Pekala, tamam, sen diyorsun ki açıklayamadığımı şey yapmam, kabul etmem,
deneyleyemediğimi kabul etmem, tecrübe edemediğimi, görmediğimi, ispat edemediğimi kabul etmem. O halde sen kendinin ilk yaratılışını ispat edebiliyor, ya daha şöyle söyleyeyim, kendi yaratılışını, ilk ortaya çıkışını bilebiliyor musun, kuşatabiliyor musun, tecrübe edebiliyor musun? İşte laboratuvarda deney tüplerini birbirine dökünce böyle oradan bir tane daha Ahmet çıkıyor mu? Veya başka bir canlı ulaşabiliyor musun hemen böyle? Deney yaptım, hop bir tane canlı oldu, ortaya çıktı. Yapabiliyor musun? Yok. Kendi ilk yaratılışını açıklayabiliyor musun bu deney tecrübe şeyiyle? Aynı şartları oluşturdum, bir tane daha Ahmet meydana geldi. İşte benim oluşum şartlarım şuydu, tecrübe ettim, oluşturdum, bir tane daha benden oluştu gibi. Böyle laboratuvarda ilaç yapar gibi, ya da diyelim işte nasıl tabir edelim, deterjan yapar gibi yapabiliyor musun canlıyı, canlılığı? Yok, öyle bir şeyin mümkün değil. Öyleyse senin açıklaman da oluşumun şartı değil. Yani bir şey olacaksa senin mutlaka bunu açıklaman, anlaman, ya ben işte yapabiliyorum, deneyliyorum, tecrübe ediyorum, ben gördüm, ettimle ifade etmen şart değil. Ayet burada o uyarıyı veriyor. O Velid bin Mughire'nin bunu söylediği söyleniyor. İşte atalarından birisinin kemiğini almış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında o kemiği ufalamış böyle. Demiş ki ya çürümüş kemikleri kim diriltecek yani bak. Nasıl ufalanıyor bunu tekrar, kim birleştirip yaratabilir? Onu sen yapamıyorsun gerizekalı. O senin için imkansız bir şey. Allah için imkansız değil ki. Sen kendi imkansızlığını niye Allah'a taşıyorsun? Arkadaşlar modern dalaletin arkasında bu çok vardır. Yani aslında o imkansızlık dediği şey, daha öncekinde de bir önceki derste de aklın imkanını konuştuk ya, o cesetlerin ihyası, ruhların cesetlere dönmesi, cesetlerin inşa edilmesi bahsinde, ya sana imkansız geliyor çünkü sen öyle bir şey yapacak adam değilsin. Yani o güç sende yok, o irade sende yok, o kudret sende yok da Allah senin gibi olmaya mecbur mu yani? Çoğu insanın mantığına gittiğiniz zaman bu dalalet nasıl ortaya çıkıyor, bu sapkınlık nasıl ortaya çıkıyor, bu manyaklıklar nasıl ortaya çıkıyor? Adam kendisini Allah gibi biliyor, haşa sümme haşa. Ben Allah'ım demese bile Allah'ı kendi sınırlarıyla hayal ediyor. Zaten şirk dediğimiz hadise buradan arızalı. Şirk ehli her zaman Allah'ı sınırlandırarak şirkini koşar. Yani bir tane Allah var, her şeye gücü yeter, her şey onun mülkündedir, tasarrufundadır diyoruz biz Müslümanlar. Elhamdülillah imanımız böyle. Ehli şirk ne yapıyor Allah'a ortak koşanlar? Mutlaka Allah'a sınırlar koyuyor, alanlar tayin ediyor. Sen Allah burada çalışırsın, öbürü de bu da burada çalışır, bu da burada çalışır, ben de burada çalışırım. Yani aslında kendisine bölge çıkarıyor. Çünkü kendisinin bölgesi var. Kafasında öyle kuruyor o Enes'in yanlış anladığından. Ondan sonra sana bu bölge, ona bu bölge sanki böyle şey, tapu dağıtıyor. Tapu katastro memuru gibi kafasındaki tasavvur ilahlara Cenab-ı Hakk'ın mülkünü dağıtıyor. Gasıp, eşkıya, hırsız. Şimdi senin elinden değerli bir şeyini çalsalar sen neler yaparsın değil mi? Şimdi Allah'ın mülkünü Allah'tan gasp ediyor. Başkalarına veriyor. Allah bunu yakmış cehennemde. Yani bu adaletsizlik mi? Adaletin ta kendisi. Sen kıskanıyorsun kendi malını, kendi namusunu, kendi şeyini. Allah kıskanmıyor mu kendi mülkünü? La teşbih ve la temsil. O kıskanmanın tenzih edilerek münezzeh manaları, Cenab-ı Hakk'ın da bir gayreti var. Elbette hak sahibi olarak o hakkın getirdiği her şeyi istiyor Cenab-ı Hak. Affeder, rahmet eder, o onun keremidir ama onun dışında ilahlık hakkı var bizim üzerimizde. Biz yaratmaktan gelen bir hakkı var. Bunun da hakkı olarak bizi cezalandırıyor. Yani bunun yerine getirmediğimiz zaman bunda normal bir şey var mı? Ama tabii işte kendi vicdanını bak orada geçen aklıma geldi şimdi. Birisi YouTube'a yorum yazmış. Ya diyor senin aklın kesiyor mu? Allah diyor işte iyi insanları böyle cehenneme atacak. İşte vicdanın nasıl el veriyor? Dedim ki yani benim vicdanımın Allah'a racon kesme gibi bir şey yok ki, hakkı yok ki. Allah'ın mülkü, Allah'ın kulu, hakkını eda etmemiş, onun ilahlık hakkını vermemiş, istediğini yapar. Şimdi ben yaratmadım ki ben kendi hakkımmış gibi ona bir şey söyleyebileyim. Bak vicdan diyor ama vicdan dediği aslında kibir. Vicdanını Allah yerine koymuş. Ya nasıl Allah bunu yapar diyor. Lan sen kimsin? Demek lazım ona yani. Eğer hani Allah'a inanıyorsa eğer. Ya sen neredesin, o nerede? Yani bu nereden bu cüret, bu tuan oraya hesap soruyorsun yani. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar temel arıza kendi sınırlarımızla, kendi
duygularımızla, kendi efendime söyleyeyim açmazlarımızla Cenab-ı Hakk'ı da kuşandırmak. Evet, bizde mizanlar var Allah'ı tanımamız için verilmiş ama bunlar Allah'ı sınırlandırmak için verilmemiş. Bir kapı, küçük bir pencere açacağız, kendimizdeki sınırlardan, kusurlardan kurtularak Allah'ı anlayacağız. Bende bir bilgi var, bilgiyle iş yapıyorum, bilmeden iş yapamıyorum. Demek ki Allah da her şeyi biliyor. Her şeyi yaratan o olduğuna göre her şeyi de o biliyor. Demekle ona çıkarız, kadere iman ederiz, Allah'a iman ederiz, Allah'ın ilmine, alim ismine iman ederiz, ilim sıfatına iman ederiz. Ama geri dönüp ya ben 10 işi, işte 3 işi birden yapamıyorum, Allah bu kadar işi nasıl yapsın, kesin ortağı vardır gibi saçma sapan bir yere de gidilmez. Çünkü Allah'ın senin gibi olmak gibi bir mecburiyeti yok. Zaten alemler Rabbinin şanı odur ki kullarından hiçbir şeye benzemez, mahlukatından hiçbir şeye benzemez. Onlar da küçük numunecikler, onu haber verir. Yine onun rahmet eseri olarak oradan okuyup marifetine erişmek için vardır. Fakat bunlar sınırlandırıcı, bak tırnak içinde söyleyeyim, sınırlandırıcı olarak kullanılamaz. Modern dalaletin, zaten tarih boyunca dalaletin diyelim, modern de demeyelim. Ama modern şeyi tekrar bir reenkarnasyonu gibi bunun, şiddetli bir reenkarnasyonu. O sınırlandırıcılığı oraya taşımaya çalışıyor. Ve bütün arızaları da buradan çıkıyor. İşte burada da Velid bin Mughire, bismillah. Velid bin Mughire kendi kafasındaki, kendi elindeki, kendi kudretindeki, iradesindeki sınırları Allah'a taşımaya çalışıyor. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. Kendi sınırlarını Allah'a dayatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ardından hepimize Cenab-ı Hak ne emrediyor? Ona şöyle cevap ver diyor. قُلْ يُحِيَ الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌ Onları ilk kim yaratmışsa yine o diriltecek. Gördün mü bak nasıl açıyı oynattı Cenab-ı Hak? Sen kendi yaratılışını görmedin, bilmedin, irade etmedin diye o yaratılışın mevcud olduğunu kavrayamıyor musun? Kavruyorsun. Ne ortada çünkü. Nefes alıyorsun. Muhabbet ediyorsun. Göz atıyorsun falan. Her şey var sende. Bu onu inkar ettirmiyorsa demek ki senin bilmemen, kavrayamaman, kuşatamaman olmamasına delalet etmiyor. İnsanın bilmemesi, kavrayamaması, kuşatamaması bir şeyin vücudunun olmadığına delalet etmiyor. Ya benim kafam basmıyor. Nasıl ahiret var? Ya benim aklım almıyor. Nasıl melekler var? Ya benim kafam kavramıyor, nasıl kader var? Senin kavraman, kafan, bilmem şu bu, yani çok da lazım değilsin yani. En doğrusu bu yani, bu şekilde söylemek lazım. Çok da lazım değilsin, senin bunları kavraman illa onların varlığı için yeter şart değil, gerek şart değil. Cenab-ı Hak onları var etmiş, sen mi kafan basmamış? Bak buradan liseye gideyim. Lisede biyoloji öğretmenimiz vardı, Sadi Hoca, Sadi Sezginer'di galiba soyadı da yanlış hatırlamıyorsam. Bir mevzu vardı, ben itiraz ettim, hocam benim aklım almıyor. Herhalde gene şeydi, ilk canlılığın nasıl oluştuğuna dair 3-4 madde sıraladı. İşte bir de yaratılış teorisi olarak yaratılışı söyledi. Biz diğer 3 maddeye itiraz ettik, işte şöyle oluşmuştur, ilk canlı böyle oluşmuştur, işte radyasyonla oluşmuştur, ultraviyole ışıkla falan. Ben orada itiraz ettim. Benim böyle bir şey aklım almıyor diye. Senin kafan basmıyorsa ben ne yapayım demişti mesela. Gerçi orada benim itirazım haklıydı ama bir açıdan şey, evet kafan basmıyorsa ne yapayım dedi hoca yani. Bu böyle. Kendisine göre o öyleydi. Hakikaten de bilimsel mevzulara baktığınız zaman birisi anlamıyor diye o ortadan kalkmıyor. O öyle. Senin kafan kavramıyorsa o ayrı. Neyse çok dallandırdım. Devam edelim arkadaşlar. Ayetler neydi? Yasin suresinin 78 ve 79. ayetleriydi bu ayetler. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sende de, kim onları bidayeten en başta, başlangıçta inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. Yani sana yük değil, Allah-u Teala'nın işi o. Sen kendi işine bak. Cenab-ı Hak ilk nasıl yaratmışsa ki görüyorsun yaratmış, bunu da inkar etmezsin herhalde, o kadar da aptal değilsindir ey münkir. O halde ikinciyi de o yaratacak, sana bir şey yok ki bunun. Sen niye havalara giriyorsun? 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde, 10. sözün 9. hakikatin 3. temsilinde, bunu geçmiş derslerimizde konuştuk.
Ama hangi dersi şimdi o numarasını veremem çünkü çok ders oldu. Ama takip edenler hatırlıyordur belki. Tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde. Öyle bir zat ki bir günde büyük bir ordu toplayabiliyor. Öyle bir yetkisi var. Bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar, tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam, ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Ya adam bir günde ordular topluyor, dağıtıyor diyelim. Sen de diyorsun ki ya bir taburu toplayamaz tekrar. Daha önce ama tabur birbirini tanıyor yani yeniden bir ordu da kurulmuyor. Birbirini tanıyan askerler tekrar toplanacak. İstirahat için şöyle sağa sola dağılmışlar. Bir boruyla onları toplayabilir. Sen desen ki ya inanmam nasıl toplayacak? Yani sana ne denir? Burada kibarca söylüyor. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece, delice bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi. Hiçlikten, yeniden, ordu misal, bütün hayvanat ve sair zihayatın, diğer canlıların tabur misal cesetlerini kemal-i intizamla, tam bir düzenle ve mizan-ı hikmetle, hikmetin ölçüleriyle o bedenlerin zerratını ve letaifini emri künfeyekün ile kaydedip yerleştiren ve her karında yani her asırda hatta her baharda ruh-i zeminde, yeryüzünde yüz binler ordu misal zevil hayatın, hayat sahiplerinin envalarını, türlerini ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadir-i alim, tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye, yani o aslı oluşturacak zerreler, esasları oluşturacak zerreler ve eczai asliye aslı oluşturacak parçalar. Bir sayha ile sur-u İsrafil'in borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat edip, istibat suretinde yani akıldan uzak görmek, istibat o demek, akıldan uzak bulmak suretinde denilir mi? Denilse evlehçesinde bir divaneliktir. Yani işte o ordu misalinden üstad nereye geldi? Cenab-ı Hak nasıl bir ordu yeni baştan sıfırdan toplanıyor? Öyle de Cenab-ı Hak bize neler neler yaratmış. Bütün o yaratışın şahidiyiz değil mi? Varlığın içindeyiz biz de yani. Gözümüzde şahidiyiz, kulağımızda şahidiyiz. Dokunarak şahidiyiz. Anlayarak şahidiyiz. Nice nice şahitliklerimiz var. Görüyorsun Allah bütün bunları yapmış 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 yapmış. Ya insanoğlu tekrar dirilemez. Kusura bakma da yani Allah neler neler yaratmış ya. Ona mı bu zorluk? Ona mı bu imkansızlık? Ona mı bu muhal? Gezegenler yaratmış, yıldızlar yaratmış, hepsini bir düzenle koymuş, canlıları yaratmış, canlıların içinde insanları yaratmış. Hepsinin birbiriyle çok girift ilişkisi var, çok düzenle devam ediyor. İnsan karıştırmadığı sürece alemin düzeni devam ediyor. Cenab-ı Hak tıkır tıkır işletiyor o düzeni. İnsanın bulaşık eli karıştığı zaman işte çevre kirliliği şu bu oluyor. Şimdi Allah onu yapmış, onu yapmış, onu yapmış, onu yapmış. Ya onu yapmış ama bunu yapamaz. Ya niye yapamazsın? Yani onun buna kıyasla ne zorluğu var Allah'a? Kaç canlı yaratılıyor bir baharda? Bir yüzyılın geçtiğini düşün. O yüzyıldan sonraki yüzyılda kaç yeni canlı var? Atasından başka, ceddinden başka, şeklen, sureten, icraten, farklı, farklı fiiller, farklı anlar yaratılıyor her an. Bu kadar farklı farklı yaratışta olan bir Allah'a bir aynılık mı yük yani? Bak. Bu kadar farklı farklı yaratışı yapan, gösteren Allah'a anlar bile aynı değil bu alemde. Anlar bile. İnsanın iki anı bile aynı değil. Öyle bir yaratışla yaratıştaki kudretinin sınırsızlığını, ilmini, iradesini gösteren bir Allah'a bir aynılık mı yük? Senin aynı şekilde tekrar yaratmak mı yük yani Allah? Bir bunu mu beceremiyor? O kadarını yapmış. Haşa sümme haşa. Bir sende mi takılacak Allah? Sen kimsin ya? Hani sen nesin ki böyle engel olabiliyorsun, o kudrete sınır koyabiliyorsun? Sınır koymak bizdeki arıza arkadaşlar. Kendi sınırımızı Allah'a taşımak bizdeki problem. Sen yapamıyorsun çünkü sen sınırlısın. İlmin yetmiyor, aklın yetmiyor, kudretin yetmiyor, icraatın yetmiyor.
Ama Allah'a böyle bir engel yok ki. Allah'ı Allah'ın eserinden tart. Kendini kendi güçsüzlüğünden tart. Kendi güçsüzlüğünden Allah'a çıkma. Bizde o arıza var. Ben yapamıyorum, Allah da yapamaz. Ya sen kimsin? Allah kim yani? Onu doğru taşları bir yere koyarsan ona olabiliri, sana olmazlığı göreceksin. Zaten Müslüman Allahu Ekber dediği zaman işte bu mesafeyi kastediyor arkadaşlar. İslamiyet'te Allahu Ekber niye çok mühim, niye çok tekrar ediliyor, niye hayatımızın ayrılmaz bir parçası, ibadetlerimizin ayrılmaz bir parçası? Çünkü Allahu Ekber bize o mesafeyi hatırlatıyor. Ben buyum, Allah öyle değil. Allah en büyük. Ben şu kadarım. Bir mevzu, bir şüphe geldi mesela, vesvese geldi. Allahu Ekber, Allah yapar. Ya da bir dert geldi, bela geldi, Allahu Ekber. Niye? Ya tamam, ben bunun altından kalkamıyorum, bu işin içinden çıkamıyorum, bana sıkıntı oluyor ama Allah için bunlar geçerli değil ki. Kendi darlığımızdan Allah'ın marifetine, onun sonsuz sınırsız isimlerine kaçmak bizdeki ifadesini Allahu Ekber'le buluyor. Allahu Ekber'in içinde bu mana da mündemiş yani. Evet, denilse eblehçesine bir divaneliktir. Sur-i İsrafil'in borusuyla nasıl toplayabilir istibat suretinde denilir mi? Denilse eblehçesine, aptalcasına bir divaneliktir. Hem Kur'an kah oluyor ki, çok konuştuk. Hem Kur'an kah oluyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için, bak o metot yine geliyor. Hem Kur'an kah oluyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için, İhzariye yani hazırlayıcı hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için, yine hazırlamak da var müheyyada, zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde bir talim, bir çalıştırma, idadiye o demek yanlış bilmiyorsam, bakayım, hazırlık, o da hazırlık demekmiş, dünyadaki acayip efalini zikreder. Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki acayip, şaşırtıcı, mucizevi, sıra dışı veya öyle olduğu halde bizim öyle algılamadıklarımızın üstünden perdeyi kaldırarak, İşaretül İcaz'da Bediüzzaman Hazretleri bunu söylüyor. Kur'an'ın yaptığı, müminlerde yaptığı şeylerden birisi de, işlerden birisi de onların sıradanlaştırdığı şeylerin üzerindeki ülfet perdesini kırmak. Deveye bakmazlar mı, işte şunu görmez misiniz, bunu etmez misiniz, niye diye söylüyor Kur'an böyle. Ya onda harikalık var da sen görmüyorsun. Biraz daha dikkat etsen harikalığı göreceksin. Yani eşya harika, muhteşem, harikulade ama sen göre göre alışmışsın. Ya şey mi? İşte güneşin doğuşu mu? Ya tamam, her gün doğuyor ya falan. Ama güneşin doğuşu nasıl bir mucize? Nasıl dengelere bağlı? İşte medcezir oluyor. Ayın büyüklüğü, genişliği, bize mesafesi falan. Bunların hepsiyle ilgili o denizdeki dalgaların ilgisi var. Ay'dan kaldır, Mars'ı koy. Geçen öyle bir video izledim işte, bizim yeğenle beraber bakıyorduk. Ay'dan kaldır, Mars'ı koy. Mars'ın büyüklüğünden dolayı dalgalar işte diyor bilmem ne kadar yüksekliğe çıkar. Bilmem şehir kalmaz, bilmem şöyle olur, böyle olur. Yalnız yaşam dağlık zeminlerde kalır. En yüksek dağlarda belki yaşam olabilir o dalgalardan korunabildiği için. Onun dışında diyorlar yaşam da kalmaz. Bak bu kadar ince dengeye asılı, sen ne diyorsun? Ya işte dalga ya, hep oluyor falan. Da nasıl oluyor bu? Değil mi? Dünyadaki acayip efalini zikreder. Veyahut istikbali, yani gelecekte ve uhrevi olan efali acibe-i ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın şaşırtıcı, acip, acayip efallerini ahirette olacak öyle bir surette zikredermiş ki Kur'an, meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Ya buradan oraya gönderme yapar, ya da oradakini anarken buradakini hatırlatır bize Kur'an. Bak, ya buradaki acayip efali anarak, ya Allah bunları tabiri caizse Allah bunları yaratıyorsa, onları hayli hayli yaratabilir dedirtir ya Kur'an. Veya ahirette olacağı öyle bir isimle, şekille, suretle zikreder ki, sen onu düşündüğün an dünyadaki benzeri aklına gelir, zaten oluyor bu gibisinden aklına kolaylık olur yani. Kur'an'da böyle bir şey varmış. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibe-i ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz, zaten şahit olduğumuz, gördüğümüz çok nazireleriyle, benzerleriyle diyelim olan kanaatimiz, onlara kanaatimiz gelir. Mesela
Efelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mübîn. Ta surenin ahirine kadar. Bu ayet-i kerime yine Yasin suresinin 77. ayetinden. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Yasin suresinin 77. ayetinden bir daha okuyorum mealini. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Ta surenin ahirine kadar. Yani Yasin suresinin tamamında bu şey varmış. Ahirine kadar var diyor oradan 77'den ahirine kadar. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim, hikmetli Kur'an, haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Biz bunu kendimiz çıkaramıyoruz ama Üstad Hazretleri çıkarmış bak. Haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Mesela nasıl? Evvela neşe-i ula'yı nazara verir. İlk yaratılışımızı yani anne karnından dünyaya gelişimizi nazara veriyor Kur'an-ı Kerim. Biz onu bir damla sudan yarattık başlığı var ya burada. Görmedin mi o insan biz onu bir damla sudan yarattık. Evvela diyor neşe-i ula'yı önceki yaratılışı nazara verir der. Nutfeden alakaya yani anne karnındaki evreler bunlar. Nutfeden alakaya, alakadan mudugaya, mudugadan ta hılkati insaniyeye kadar. İşte bir et parçasıyken çoğalmak, ondan işte dokuların falan oluşması o aşamalar bu aşamalar. Ta hılkati insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. İnsan olana kadar ne evrelerden geçtiniz hepsini görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhra'yı inkar ediyorsunuz? Ya Allah sizi anne karnında ne şekillere soktu, ne şekilde vücuda getirdi, ne mucizeler yarattı. Nasıl oluyor da neşe-i uhra'yı yani sonra tekrar dirilteceğini, tekrar yine vücut vereceğini inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Yani o onun benzeri veya daha kolay. Niye? Çünkü daha önce yarattı. Bir insan daha önce yaptığı işi daha kolay yapmaz mı? Haşa sümmaşa. Cenab-ı Hak için zorluk, kolaylık, bahis mevzu değil ama hani buradan biz çıkalım olaya. Ya Cenab-ı Hak zaten bizi yaratmış. Tekrarı bu. Biz ilminde zaten kayıtlıyız. Ahmet diye bir şey nasıl olacak? Ahmet'in boyu neydi, eni neydi, işte kilosu neydi, kaşı gözü neydi? Allah'ın ilminde bunlar zaten kayıtlı. E zaten Allah'ta bunun taslağı var. Yani kader kalıbında benim şeyim yazılı. Zaten ilminde mevcut. Yani Allah sanki yeni baştan başlıyormuş gibi olmaz ki bu işte. Haşa sümme haşa zaten onun ilminde her şey mevcut. Bunu yani insanın kendi zorluk algısını kırmak için söylüyorum bunları. Cenab-ı Hak elbette daha kolay bir şekilde bizi tekrar yaratacak. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, burayı da okuyalım arkadaşlar, ondan sonra bitirelim. اَلَّذ۪ي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا. Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Yasin suresinin 80. ayetiymiş bu da. Yasin suresinin 80. ayeti kısa bir meali şu şekilde. Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. اَلَّذ۪ي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا. Çölde yetişen bir bitki varmış. Yani yeşilken bile onun dallarını birbirine sürtünce ateş çıkıyormuş galiba. Araplar o şekilde ateş yakıyorlarmış. Ona Cenab-ı Hak gönderme yapıyor. Bak dünyada yaş ağaçtan size ateş çıkarıyorum diyor Allah. Böyle bir mucize yaratıyorum size. Kelimesiyle işaret edip der ki size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Bak neler neler sizi gözetmiş. Sizinle ilgilendiğini göstermiş. En ince detaya kadar çölde ateşsiz kalacaksın. O ateşi bile düşünmüş Cenab-ı Hak. Çölde ağaç yaratmış. O ağaçtan ateş elde ediyorsun birbirine sürterek. Yaş ağaçtan ateş çıkıyor. Öyle bir şey yaratmış Cenab-ı Hak. Mucize. Bunun benzerleri çok var. Belgesellerde falan görüyoruz. Şimdi Allah seninle ilgilendiğini o kadar göstermiş. O kadar ince ilgiler var. Böyle bir Allah, bu kadar seninle ilgilenen bir Allah seni başıboş bırakır mı? Anne yavrusuna şefkatli, şefkatini gördüğün zaman diyorsun ki bu anne çocuğunu böyle sokakta bırakmaz. Şefkatini gördüğün zaman söylüyorsun ama şefkati yoksa bırakabilir. Çünkü ilgilenmiyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın şefkatini, rahmetini biz görüyor muyuz? Görüyoruz. Nimetlerle, işte mucizelerle görüyoruz. Hayatımızın sanki bir
fanus içinde, bir kolaylaştırma şartları içinde bize sunulduğunu biz yaşayarak görüyoruz. Bunları yaratan Allah ya bizi başıboş bırakır mı? Bu kadar ilgili olan birisi bizi kendi halimize salar mı? Sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem Remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Hem Remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Yani o ağaç kışın ölüyken yazın yeşilleniyor değil mi? Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Nasıl ağaç yeşilleniyor, üzeri etleniyor tabiri caizse, insanın da kemiği öyle tekrar canlanabilir. Ha, bunun ondan ne farkı var? Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Hem semavat ve arzı halk eden, yaratan, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hicikat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Diyelim, burada ara verelim. Bakınız arkadaşlar, Üstad Hazretleri sonda öyle bir yere getirdi ki, Kur'an ağaç örneğini andığı zaman demek ki biz Kur'an'ı şöyle anlamalıyız. Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsir metodunda bu var. Bunu bize ders veriyor. Zaten Kur'an'ın dersi bu. Kur'an bir şeyde ağaç örneğini andı mı, o ağacın bütün yönleri bizim aklımıza gelmeli. Bu ağacın ne yönleri var? Bak işte önce kuru olup sonra yeşillenmesi var. O ateş yaratılması var o ağaçtan. Başka ne dedi? Bak, kainatı ağaca benzetti. Semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Bak, ağaçla kainat arasındaki bütün ilgiler, benzerlikler aklımıza gelmeli. O benzerliklerden her birine bir anlam yükü verip ayeti öyle anlamalıyız. Bakın Üstad Hazretleri ne kadar dallandırıyor. Bunlar işari mana. Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Nasıl Cenab-ı Hak kainatı bir ağaç kılmış, o zaman meyvesi de o ağacın sahibine aittir. Bütün ağacın neticesini terk etmekle, yani insanı terk etmek, insanı kendi haline bırakmak, insanı önemsememek ne demek oluyor? Bütün ağacın neticesini terk etmek oluyor. Madem ağaç meyvesi için, kimse meyve vermeyecek diye ağaç dikmiyor. Herkesin amacı mahsulü almak. Bir tarlaya buğday ektiğiniz zaman başakları toplamamazlık etmiyorsunuz. Kafanızda başak var zaten. O niyetle dikiyorsunuz. Gayesi o yani. Neticesi o. İnsan da bu kainatın neticesi. Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla, hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini, yaratılış ağacını abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Dikti. Hiçbir mahsul almadı. Hiçlik oldu sonucu. Ahiret yok. Haşa sümmaşa. Ahiret yok. Her şeyin sonucu hiçlik oldu. Ya Allah böyle yapar mı? Bak şu ağaçta, dünyadaki ağaçlara ne kadar hikmetler vermiş, ne kadar amaçlar yüklemiş, ne kadar meyveler, sonuçlar alıyor onlardan. Bir kiraz ağacından, bir elma ağacından, başka başka ağaçlardan. Hepsinden belki binler muradı var Cenab-ı Hakk'ın ve hepsini alıyor kainatta o muratlarını. Ya bu küçük ağaçları ihmal etmeyen kainat ağacını ihmal eder mi? O küçük meyveleri ihmal etmeyen insan meyvesini ihmal eder mi gibi benzerlikler bağlarda kullanılabilir diye bu metin bize ders veriyor. Efendim vaktimiz geçti biraz da, daha fazla uzatmayayım. Düşündüğüm yere kadar konuşamadık ama epey de konuştuk. İnşallah 171. sayfanın sonundan söz basıma göre der, haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki ile devam edeceğiz o cümleden itibaren. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu derslerden hissemizi ziyade eylesin. Bu hakikatlerin aklımızdan, kalbimizden, hayatımızdan eserlerini eksik etmesin, tesirlerini göstersin, bize hayat şeklinde soksun bu ilmi inşallah. Şüphesiz hidayet onun olduğu gibi, o hidayet edecek kudret de ondandır. Bizi hidayetine, kudretiyle sevk etsin inşallah, rahmetiyle ve keremiyle. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim.
Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.